Gençler, yine yetim oğlundayım. Yetim oğlu. Daha önce de ben burada bir sürü video çekmiştim. Yetim oğlu bir sürü markanın Antalya bayi. Antalya'nın en büyük motosiklet mağazalarından biri. Hangi markaları taşıyor? Uğur Motorlu Araçların bünyesinde bulunan Mondial, CF Moto, ondan sonra aksesuar ve giyim markası Moto Vento'nun bayi, ondan sonra Cima, Aurora'nın, Jupiter'in, say Allah say bitmez, bir sürü. Bakın şöyle de içeriği size bir göstereyim. Şöyle. Şimdi kaç? Burada herhalde 300-500 tane falan motor vardır. Ben buraya niye geldim? Ben aslında buraya başka bir marka ve modeli, yeni çıkan başka bir marka ve modeli çekmeye gelmiştim. Ama o henüz buraya ulaşmamış. Ben de o yüzden size bugün ne göstereceğim? Bugün TVS'nin Jupiter 110 cc enjeksiyonlu modelini şöyle bir yakından tanıtayım istedim. Aslında Jupiter Türkiye'de yeni bir model değil. Yani uzun zamandır satılıyor. TVS bir Hint markası. Hint markası olduğunu nereden anlıyoruz gençler? Bakın hiçbir şey bilmeseniz bile şu var ya, buradan bunun bir Hint motoru olduğunu çok rahat anlarsınız. Bu nedir? Onu da bilmeyen arkadaşlara söyleyeyim. Bu Hindistan'da ön plaka zorunluluğu olduğu için ön plaka takma yeri gördüğünüz gibi hepsinde mevcut. Türkiye'ye de aynen bu şekilde göndermişler. Şimdi ben bugün Jupiter'i size niye çekiyorum? Jupiter aslında piyasada satılan scooterların içinde bayağı kaliteli olanlardan bir tanesi. Çok da dikkatimi çekti. Bugün burada aslında bir sürü motor var da bunu görünce dikkatimi çekti. Bir de enjeksiyonlu hale getirmişler Jupiter'i. Şimdi size azıcık teknik özelliklerinden bahsedeyim. Bugün böyle kısaca işte bunu size göstermek isterim. Çok hoşuma gitti. Bakın kırmızı rengi var, beyaz rengi var. Şurada boy mavi rengi var. Yine kırmızı falan. Mavisi hatta mat bir mavi. Ondan sonra cıvıma. Bu da biz şuradaki beyaz ve kırmızı üzerinde size anlatalım. 110 cc motoru var. Yaklaşık 8 beygir güç üretiyor. 8.4 Nm de tork üretiyor. TVS Jupiter. En büyük özelliklerinden bir tanesi saç bileşenlerinin olması. Saç bileşeninden kastım ne? Karenajının bir kısmının metal olması. Mesela şu ön çamurluk metal. Burası plastik. Arka gövde de yine buralarda metal. Şurası plastik. Efendime söyleyeyim. Yani gövdesinin, gövde karenajının yaklaşık yarısı falan herhalde metal. Ne dedik? 8 beygir, 8.4 Nm, 110 cc enjeksiyonlu bir scooter. Şöyle ön lastiklerini göstereyim ben size. 90-90-12. 12 inç jant var Jupiter'de. Kampana fren ama. Ön ve arka kampana, disk fren yok. Yalnız kombine fren sistemine sahip. Yani şimdi bazılarınız diyebilir ki abi sen olmuş 2019. Hala daha kampana fren kullanılıyor. Yani kampana fren kötü bir fren değil. Kampana da çok kuvvetli tutan bir fren. Hatta daha az masraflı da olabilir. Yani işte balatasının, diskinin, disk frenlerde maliyeti daha yüksek olabilir bakımının. Bunu da zannetmiyorum. Kampananın herhalde daha düşüktür. Gördüğünüz gibi yakıt enjeksiyonlu Euro 4 ve Sync Braking System dediği yani kombine fren sistemi var. Şimdi şöyle aydınlatmasına bir bakalım. Önde bir halojen farı var. Çoğu aydınlatması LED değil. LED'i göstereceğim size. Sadece arkada var. Sinyaller yine normal ampul. Arkaya dönelim. Bir tek gençler stop lambası LED. Yine arka sinyaller görmüş olduğunuz gibi normal ampul. Benzin deposu kapağı arkada. Bazı marka ve modellerde İşte buraya eğer çanta takılırsa nasıl dolduracağız benzini diye onun tartışmasını görüyorum, duyuyorum. Yani muhakkak ki bir yöntemi bulunuyordur ama işte seleyi açmak zorunda değilsin. Benzin istasyonuna gittiğin zaman o da ayrı bir sıkıntı.
indir, seleyi aç, bilmem ne et, kapat, hele hele burada çanta varsa, ki paketçilerde o özellikle sıkıntı. Çünkü o çanta genelde şuraya kadar falan geliyor. Yani sadece bir kişilik oturma yeri kalır motorda. Bayağı deriye yakın falan güzel bir sele döşemesi var. Çok hoşuma gitti. Yani kalitesi falan o böyle Çinlilere göre falan çok daha iyi. Ve güzel yumuşak gibi de bir selesi var Jüpiter'in. Şöyle sele demişken sele altına bakalım. Çok derin olmasa bile genişliği gayet güzel bir sele altı saklama yeri var, bagajı var. Şurada görmüş olduğunuz gibi her tanıtım videosunda söylüyorum. Akü yok gençler. Aküsü böyle gelir, bakın kapalı. Ondan sonra açılıp içine sıvısı, işte asiti konur. Ondan sonra cığmada motor çalışır hale gelir. Burada bir adet şarj çıkışı koymuşlar, USB. 5 volt 2 amper yazıyor üzerinde ki 2 amper gayet güzel, 1 amper yapmamışlar. Çünkü bazı akıllı telefonlar 1 amperle şarj olmaz. Mesela iPhone'lar, büyük ekranlar. O yüzden 2 amper koymuşlar. Burada bir şarj çıkışı var. Ondan sonra cığıma, işte şöyle ufak bir avadanlık da koymuşlar. İçinde anahtarlar, buji sökme anahtarı, efendim tornavida. Her motorda olduğu gibi bunda da bir avadanlık var. Ondan sonra şöyle göstergelerine bir bakalım. Yine klasik analog bir gösterge. İşte hız göstergesi, benzin göstergesi. Burada tabii yine kontağı açamıyorum. Açamadığım için de göremiyorum. Şöyle yandan bir bakayım işte. Bir benzin ikaz ışığı var tahmin ediyorum şurada. İşte bunlar sinyal olabilir, kısa uzun far olabilir. Şurada motor arıza lambası var, her enjeksiyonda olduğu gibi. Şurada iki tane daha ışık var. Power ve Eco yazıyor. Muhtemelen benzin sarfiyatına göre, yani az yakarken Eco yanıyordur yeşil, Power herhalde kırmızı olsa gerek ya da turuncu. Çok bastığınız zaman da abi sen çok yakıyorsun, bak Power'da gidiyorsun diye seni uyarıyor olabilir. Selektör uzun kısa, ondan sonra sinyal, korna. Bu tarafta ateşleme düğmesi var. Dörtlü sinyalleri yok. Aynalar fena değil. Yani öyle çok ufak değil. Görüş açılarının da kötü olmadığı kanaatindeyim. Ondan sonra şu kilidin de bakın şu göstereyim size. Bu SM falan da kullanır bunu. İşte bu anahtarın yan tarafının arka tarafında böyle bir ekstra bir kilit düzeneği var. Bunu böyle kapattığınız zaman şu kilidin ağzını kapatır. Hem içine su girmesin diye hem de güvenlik sebebiyle. Bu da böyle özel. Bakın şu anahtarın arka tarafıyla bunu tekrar açıp bir de becerebilsem becerdim. Açarsınız böyle, bu şekilde takarsınız. Ondan sonra cığıma burada bir torba ya da kask askısı var. Ayak basma yeri gayet güzel, geniş. Yük mük taşınır yani bununla gençler ha. Şu arka yolcu peglerini de göstereyim. Üzeri lastik kaplı. Açılıp kapanan ayak pegleri var. Hava soğutmalı bir motoru var. Dediğimiz gibi enjeksiyonlu. 750 mililitrede yağ alıyormuş. Şurada yazıyor, görüyorum. Bir değiştirmesi. Bakın bu avantajlı bir şey. Yağ değiştirmede 1 litrenin üzerine çıktığınız zaman, genelde biliyorsunuz motosiklet motor yağları birer litrelik kutularda satılır. İşte mesela benim Daily Message Advance 1.1 litre yağ alıyor. Bir tane daha ekstra kutu almak zorunda kalıyorum o 100 mililitre için. Bunda öyle bir dert yok. Bir tanesini alırsın, 750 mililitre koyarsın. Geri kalan 250'yi de atıyorum 2-3 yağda falan onları da birleştirir, bir yağ yaparsın. Öyle bir enteresan, yani öyle bir kolaylığı var. İşte dedik ya, kırmızısı var, beyazı var. Ondan sonra cığıma, birazdan fiyatını da söyleyeceğim. Benzin deposu ve bagaj buradan açılıyor. Sola çevirdiğiniz zaman anahtarı takıp benzin deposu kapağını açıyorsunuz. Hatta bununki açık mı diye bakıyorum. Yok, değilmiş. Sağa çevirirsiniz de bagaj kapağını, sele bagajını açıyorsunuz. Bir özellik de enjeksiyonlu olmasına rağmen Jüpiter'de ayak marşı var gençler. Bu çok faydalı bir şeydir. Bilmeyen varsa akünüz zayıfladığında, basmadığında hop ayak marşıyla basar çalıştırırsınız. Hatta bazısı hep ayak marşıyla çalıştırır aküyü yememek için. Çünkü bir motosikletin aküsü en fazla gittiği zaman marş zamanı. Yani en çok çektiği yer, aküyü en çok öldüren şey. Yan sehpa görmüyorum, yeri var ama bakayım öbürlerinde var mı, geldi de takmadılar mı diye bakayım.
Şöyle yok. Onda da yok. Yani yan sehpası bunda da yok. Belki geliyordur da sonradan takılıyordur ya da yoktur üzerinde ama şu anda hiçbir modelde burada, hiçbir motorda yan sehpa görmüyorum. Orta sehpası zaten mevcut. Başka neyine bakalım gençler? TVS Jupiter'in diye bakıyorum. Şöyle arkadan da tekrar bir göstereyim size. İşte klasik bir varyatör. Ha bakın nereden anlarsınız enjeksiyonun olduğunu? Bunu dikkat edin. Şu tahmin ediyorum yanlış bilmiyorsam oksijen sensörü. Eğer egzoz borusunun üzerinde böyle bir oksijen sensörü görürseniz bilin ki enjeksiyonlu ya da elektronik karbüratörlü. Yani düz karbüratörlü değil. Evet. Böyle de bir işte güzel bir egzoz koruması var. Tombalak bir egzozu var. Üzerinde CVTi yazıyor ama ne anlama geldiğini bilmiyorum. CVTi bir muhakkak ki bir anlamı vardır. Şöyle tekrar ön tarafına geçeyim. Evet gençler. İşte şöyle size yakından bir göstereyim dedim. TVS Jupiter'i. Bana biraz bir Hero'yu andırıyor. Hero da biliyorsunuz Hindistan yapımı. Hint markası. Ona böyle benzer bir şekli şemali stili var. TVS'nin. Evet. Şöyle bir de fiyatına bakalım gençler. Fırsat aracı şok demiş. Ne kadarmış fiyatı? Şu anda Yetimoğlu'nda 11.900 TL nakit fiyatı. Kredi kartına muhtemelen bir faiz uyguluyorlar. Ha bak unutmadan şeyi göstereyim size. Park freni koymuşlar. Yani birçok skuturda göremezsiniz. Şu arka freni uyguluyorsunuz. Şurada ufacık bir kol koymuşlar. Buna bastırdığınız zaman tık freni aktif hale getiriyor. Böyle hafif yokuşta mokuşta eğer bırakırsanız motoru. Böyle de güzel bir özelliği var park freni. Buna bastığınız zaman tak geri atıyor. Kendini boşa çıkarıyor. Evet, fiyatı da 11.900 TL dedik. TVS Jupiter için. Evet gençler. Dedim ya, ben başka bir model çekmek için gelmiştim buraya. Ama velakin o hafta sonu gelecekmiş. O sürpriz olsun. Muhtemelen bir sonraki video olur. Eğer hakikaten gelirse hafta sonu çekerim onu size bayramda koyarım. Gençler bugün Yetimoğlu'nda TVS Jupiter'i şöyle size yakından biraz göstereyim dedim. Bir sonra o inşallah o sürpriz marka model gelir de o videoda buluşuruz. O videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.